Şimdi duyan var, duymayan var. Yani duyan var, duyanlara, duymayanlara. Evet hocam, bugün yeni bir çekim, yeni bir gün. Evet, terlettin beni. Yani evet, biraz fazlaca efor sarf ettin ama. Evet. Sahneyi hazırlamak kolay değil Erdem. Ya ben de hakikaten hiç yardım etmedim gerçekten. Bu çekimler böyle kolay olmuyor yani. Millet bakıyor, 2 dakikada izliyor ama uğraşıyorsun yani. Masayı çek, örtüsünü ser. Çok yoruluyorum, çok emek harcıyorum. Sadece ben değil tabii ki. Sen de harcıyorsun tabii ki. Her işte emek var, her işte çaba var. Zahmetsiz rahmet yağmazmış. İşte. Evet, bir de şey var. No pain, no gain. Ha, biliyorum. Acı yoksa zafer yok. Sen böyle bu iş konularında falan çok konuşmayı seviyorsun Recep. Belli. Ben de seni... Çenem düşük değil ben mi? De seni konuşturmayı seviyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Dinlemeyi de seviyorum. Biraz böyle sen şimdi satış falan anlatıyorsun. Böyle pazarlama konularından bize bugün ne anlatabilirsin? Seni dinlemek istiyorum. Ya şimdi aslında biraz önce de bahsettik. Emek falan meselesi var ama istersen şeyi bahsedebilirim. Şimdi bizim yaptığımız iş, ben sadece satıştan bahsetmeyeyim. Ama şey var meşhur, Philip Kotler var. Diyor ki mesela pazarlama bir karmadır diyor, yani satış bir karmadır. Neyin karması? İşte bunu 4 ana başlıkta topluyor. Hatta pazarlamanın 4 P'si ya da satış karmasının 4 P'si diye de bu dünyaca kabul görmüş bir konu. Şimdi duyan var, duymayan var. Yani duyan var, duyanlara, duymayanlara... Şimdi biraz işletme, iktisat, pazarlama mezunları falan filan bunu çok iyi biliyor. İşte mühendislik ya da işte eğitim bilimleri fakültesi falan mezunuysan bu pazarlamanın 4 P'si nedir? Biraz yabancı olabilirsin. Ben hemen hızlıca söyleyeyim. Lütfen. İşte İngilizcelerini söyleyip ama zaten tabii... P oradan geliyor. Aynen O yüzden öyle. Yani onu söylemende sıkıntı yok. Product, place, price, promotion, Product dediğin ürün meselesi var. Anlatırız şimdi, biraz detayına gireriz. Place dediğin yer gibi tercüme edilebilir ama hani bunun dağıtımı, dağıtım kanalları aslında. Konumlandırılacağı yer falan da diyebilir miyiz? Sadece konumlandırılacağı yer değil, onun nasıl konumlandırılacağı, o işte pazara gidiş modeli deriz biz ona. Tamam. Hani o pazara nasıl gidiyorsun, o müşteriye o nasıl ulaştırılıyor, ondan biraz kısaca ben bahsederim. Promotion dediğin ürünün fiyatlandırılması. Fiyatlandırılmadan kasıt işte hem ürünün bir maliyeti vardır. Bizim satılan malın maliyeti dediğimiz SMM'nin üzerine bir de işte dağıtım maliyetlerini eklersin, reklam maliyetlerini eklersin, personelin giderlerini eklersin. Bir fiyatlandırma çıkar. Tabi burada da rekabete karşılık veriyor olabilmen lazım. Yani ben çok iyi, çok kaliteli bir ürün ürettim ama fiyatı işte atıyorum 100 lira ama rakiplerin 50 lira. Bunu satma şansın çok yok. Orada ya vazgeçeceksin, o ürünü hiç üretmeyeceksin. Ya da onu rekabetçi hale getirmen lazım. Bu işin price kısmı. Promotion yerine price anlattın 2 saatte. Yok işte sonra price, hayır. Şimdi bahsettiğim şey promotion dedim. Evet, özür diliyorum. Promotion. Promotion en son anlatacağım şey. O işin reklam tutundurma kısmı. Karıştırmayalım tekrar. Price'da işte fiyatlandırma mevzusu var. En sonunda promotion meselesi var. Promotion meselesi de işte tutundurma diye Türkçe'ye çevrilen, ürünün tüketicinin beğenisine sunulup tüketicinin tercih edilir hale getirilmesi işlemi diyeyim. Bu aslında baktığın kadar kolay bir şey değil. Şimdi son dönemlerde biliyorsun işte duygusal reklamlar, yani duygulara hitap eden reklamlarla işte ürünle bir bağ kurulsun falan filan gibi modalar var. Buralara gireriz. Şimdi Baştan başlayarak bize bir detaylarından anlat bakalım. Aynen öyle. Bu söylediklerim istersen sırasıyla söyleyeyim. Yani üretim tamam, malı üretiyorsun işte çıkıyor, ne güzel, bitti mi? Yoksa altında neler var hemen söyleyeyim. Şimdi aslında şirketlerin yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık biliyorsun ülkelerde olduğu gibi böyle kalkınma planları, büyüme hedefleri falan var. Bir şirketin biliyorsun temel hedeflerinin başında sürdürülebilir, karlı büyüme gelir. Yani hem sürdürülebilir olayım, hem kar edeyim, hem de bir yandan büyürsem de iyi olur. Çünkü büyümezsen rakiplerin gelir senin pazar payından, raf payından yavaş yavaş almaya başlarlar ve sen yavaş yavaş küçülüp sonrasında da kaybolmaya mahkum olursun. Birçok kapanmış şirketin de baktığında sahayı, piyasayı, rakibi, rekabeti çok takip edemediği, ediyorsa bile cevap veremediğini görürüz. Peki büyüme zorunlu mu? Yani hani yaptığın şeyi en iyi şekilde yapmayı sürdürmen seni bu piyasada tutmaz mı? Yani illa büyümek zorunda mısın? Ya şöyle, aslında güzel bir şey söyledin. Bir kere şirketlerin genel hedefi, genel prensibi, politikası şu oluyor. Büyüyemiyorsan bile en azından mevcudu koru. Hani maçı kazanamıyorsan en azından berabere bitir gibi bir durum var. Ama büyümenin şöyle bir aslında şirketler için bir gerekliliği var. Şimdi sen büyümüyorsan, kendini geliştirmiyorsan birileri geliyor bir şekilde, ummadığın bir rakip, ummadığın bir okazyon, bir yeni bir alan birden senden pay çalmaya başlıyor. Yani ben çok güzel bir çikolata üretiyorum diyelim. Biri geliyor bir fındıklı çikolata üretiyor. Fiyatı da uygun oluyor. Tadıyla, kalitesiyle başlıyor senden pazar payı çalmaya. Yani burada mesela sadece çikolata örneği değil. Benim aklıma gelen ve üzüldüğüm bir örnek var mesela otomotiv sektörüyle ilgili. Türkiye'de biliyorsun otomotiv sektörü denince çok işte bizim kendi markamız yok falan filan denir ama aslında yapılmış çabalar var. Anadolu bilirsin. Anadolu çok meşhurdu. Hani karikatürleri, esprileri de çok yapılmıştır. Ben ona
ona girmeyeceğim. Baktığında Anadolu kaç yılında kurulmuş biliyor musun? 1968 yıllarında kurulmuş. 67-68 yılları. Vehbi Koç diyor ki ya biz yerli bir araba üretelim. İşte motorunu nereden tedarik ederiz? Ford motoru mu olsun, başka motor mu olsun falan diye bir çabaya giriyor. Ve yerli marka araç üretiliyor. Çok da iyi talebi oluyor aslında. Ben bindim yani. Bindin mi? Evet, bindim, ben de bindim canım. Çocukluğumda vardı yani. Bizim köyümüzde vardı, dayılarımda vardı. Ben de bindim. Şimdi araç üretiliyor. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Uzun yıllar bir iki tipi vardı yani. Arabanın bir işte 70'te çıkan model. 71, 73, 70 80'lere kadar geliyor ama yani arabanın ne modelinde ne içinde çok farklı bir değişiklik olmuyor. Şimdi o dönemki ekonomik duruma da aslında biraz baktığında çok fazla belki suçlamamak lazım ama bence orada strateji hataları vardı. Nereden çıkartıyorum ben bunu? Aynı yıl yani 1967-68 döneminde Güney Kore'de de bir firma bir araba üretmeye başlıyor. Hyundai. Şimdi bizde hani zaten araba yok, zaten elini öpene arabayı veriyorsun, zaten kapında kuyruk var. Dolayısıyla çok geliştirmeye ne gerek var? Ya bu arabaya biz bir klima da mı taksak? Ya ne gerek var? Zaten satıyoruz. Şimdi masrafını... Ya bu arabaya biz bir elektrikli cam mı yapsak? Ya ne gerek var? Zaten satıyoruz. Elimizi öpene satıyoruz. Ama öbür tarafta baktığında Güney Kore'de adamlar bunu küçük düşünmemişler. Yani ne demek küçük düşünmemişler? Ya biz sadece kendi halkımız için üretmiyoruz ki öyle olsa bile bunun kalitesini arttırmaya, geliştirmeye ihtiyaç olabilir. Ne gibi inovasyonlar, ne gibi yenilikler yapabiliriz diye kafa yormuşlar. Şimdi dünyada en çok satan arabalardan biri. Yani çok mu biz geç başladık bu işlere? Hayır. İşte 1968'lerde başlayan başka bir firma, Hyundai firması. Bugün geldiği yeri görüyoruz. Şimdi dolayısıyla rakip rekabet önemli bir şey. Kendini geliştiriyor olman, sürekli üstüne bir şey koymak önemli bir şey. Senin sorduğun soruya cevap olursa hani büyümek gerekli mi? İşte Anadolu örneğinde olduğu gibi ya sen zaten benim müşterim var. Bir şey yapmama çok da gerek yok. Zihniyetiyle hareket etmeye devam edersen aslında küçülmeye başlıyorsun. Birileri gelip senin yerlerini almaya başlıyor. Yani bugün aslında büyümeyi hedeflemek gerekli bir konu. Tamam, arabayı üretiyorsan o arabanın en iyisini üretmeye devam edeceksin. Ama araba üretirken motosiklet de üretmeye başlayıp işte motosiklet üretirken işte traktör üretimine girip ya da işte sen işte gıda sektöründesin. İşte çok iyi çikolata yapıyorum diyorsun. Çikolata yaparken aslında işte şekerleme de mi üretsek falan gibi bir büyümeden bahsetmiyorum. Biz çikolata üretiyoruz. Çikolatanın en iyisini üretelim. Daha iyi fındıklı, daha bol fındıklı gibi mesela. Anlatabildim mi? Aslında bu senin söylediğin biraz tercih meselesi. Hani geçen yerli malı haftası programında şeyden bahsetmiştik ya. Risk iştahı. Bu da aslında biraz şirketlerin risk iştahıyla hem ilgili hem de tercih meselesi. Yani şununla çok karşılaştık. Bu ülkede ya evet ben çikolata üretiyorum, markam güçlü. Bunun yanında çorba da üreteyim denildi. Başarılı örnekleri de oldu bunların. Bu önemli değil. Hani bu bir tercih. Yok arkadaş ben sadece çikolata da marka olacağım. Çikolata yaparken en iyisini yapacağım. Bunların da örneği var. Yani bu aslında biraz tercih meselesi. Yani büyümede... Tamam, o zaman bir şart değil bu. Onun, hayır. Onu sorayım. Şöyle sorun şart değil. Yani ben başka kanallara geçmeliyim bir şart değil. Kendi işinde uzman olduğun işte yerinde saymamalısın. Burada aslında vermek istediğimiz mesaj buydu. Evet, cevap bu oluyor yani. Evet evet. Şimdi büyüme gerekli mi sorunu cevaplamış olduk ama ben genel çerçeveden toparlayayım istersen tekrar. Evet, ürünü. Şimdi dediğim gibi 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık kalkınma planları oluyor şirketlerin. Yoksa da aslında olmalı. Neden dolayı anlattık bunu az önce. Bunun üzerine firmanın kendi iç birimlerinin yöneticileri her yıl toplanırlar. Düzenli olarak toplanırlar arkadaşlar. Şey gibi, Şevketing sucuklarındaki gibi mi? Evet evet, benzer. O strateji doğrultusunda nelere ihtiyaç var bunlar ortaya konur. Yıl başında, sezon başında, hatta yani yıl başlamadan önce diyeyim daha doğrusu. Ekim, Kasım aylarında aslında bir sonra yılın planları belli olmuş olur. Ne belli olur? Ben ne kadar ürün üreteceğim? Neye göre? Ya geçen yıl bu kadar sattım. Geçen yıl bu kadar sattıysam şimdi onun üzerine şu kadar daha koyabilirim. Yeni ürünler de çıkartıyorum. Ya şu ürünlerimin performansı çok iyi değildi. Onları piyasadan çekeyim. Biz buna delist etmek diyor. Delist dediğim işte lansman ürünleri geldi. Delist ürünler gitti. Tahmini fiyat geçişlerin olur. Neye göre? İşte enflasyona göre falan filan. Bir büyüme anahtarımız vardır bizim. Bunu etkileyen tabii ki sadece fiyat meselesi, enflasyon, lansman ürünler değil. Pazarın büyümesi mesela önemli bir nedendir. Ya da ben pazarı büyütebilecek miyim? Yeni bir alan açabiliyor muyum pazarda? Eğer böyle bir iddiam varsa daha iddialı üretim hedefleri koyarım. Bunu niye koyuyorum? Üretimin ham madde temin etmesi lazım. Üretim kendi içinde şunu düşünür. Ya ben en azından ilk kuartırda, kuartır dediğimiz çeyrek yani ilk 3 ayda satışın bana verdiği talebe göre bu kadarlık ham maddeyi temin ediyor olmam lazım der. O onun planını yapar. Satış kendi aldığı bütçeyle, yani biz bu hedefe aslında satış hedefine bütçe diyoruz. Buna göre kırılımını yapar. Ne kırılımını? Bölge kırılımını yapar, müşteri kırılımı yapar. Yani bir planlama yapar aslında. Ortaya bir plan koyar. Hangi ürünü nerelerde satacağını düşünür. Şimdi nereye geldik? Üretimden satışa geldik. Yıllık planlara geldik. Satışa geldik. Ama satış tek başına buna karar veriyor mu? Satış da içeride merkezi besler. Nasıl besler? Ya rakip bir fiyat yapmış, bir kampanya yapmış. Çok sağlam bir kampanya. Buna cevap vermemiz lazım. Ya da rakibin yeni bir ürünü çıkıyor. Buna cevap vermemiz lazım. Şimdi diyebilirsin ki ya rakibe nasıl cevap verebilirsin? Şimdi hiçbir firma rakibini kucaklarını açarak beklemez Erdem. Belki tüketici
tüketici bunun çok farkına varmaz ama piyasada, sektörde ciddi savaşlar verilir. Yani market içinde, piyasada, sektörde şöyle şeyler olur. Duyumunu alırsın, yeni bir ürün çıkıyor ya da görmüşsündür. Şimdi öncelikle yeni bir ürünün reklamı baştan yapılmaz. Çok nadirdir. Yapıldığı örneklerde olur. Ama reklamı gelmeden sahada görürsün, fiyatını görürsün ve hemen merkeze bilgi verirsin. Yani rakip çıkıyor, dağılım yapmaya başlıyor. Her yere listelenmeden, yani her müşterine satılmadan önce biz bununla ilgili bir aksiyon alalım. Nasıl alırsın? Ciddi agresif fiyat aktiviteleri yaparsın. Ciddi teşhirlere çıkarsın. Tüketici böylelikle yeni üründense bildiği ürünü alıp stoklamaya başlar. Diğer ürünün satışı yavaş seyreder. Sen böylece rakibi karşılamış olursun ilk. Bu agresifliğe devam edersen rakibi daha böyle palazlanmadan aslında önüne geçmiş olursun. Peki şey oluyor mu? Hani işte rakibin yaptığına benzer bir ürün üretimi gibi bir şey söz konusu oluyor mu? Sıklıkla olur. Yani tabii tüm firmalar bunu yapar. Ya ben yapmıyorum diyen firma çok doğru söylemiyordur. Çünkü baktın önüne geçemeyecek gibisin. Seviliyor piyasada falan. Bu arada zaman kazanalım. Biz öbür tarafta agresifliği sürdürürken buradan da üretimi devreye sokalım. Yani aklına gelen piyasada tutmuş çoğu ürünün, dikkat et, rakipte de muadili vardır zaten. Evet. Hatta o muadiller bazen ilk çıkanın önüne de geçer. Başlı başına çok başarılı markalarda olur. Bu örnekleri de çok görmüşlüğümüz var. Kaldığım yerden devam ediyorum. Rakibe bu cevap verme işi, işte o fiyatın ayarlanması işi de ticari pazarlamanın görevi. Yani buna kategori birimi diyen olur sektörde. Ticari pazarlama birimi diyen olur. Genellikle genel tabiri ticari pazarlama birimidir. Ticari pazarlama ürünün fiyatlarını ayarlamaya çalışır. Çalışırdan kastım şu, işte farklı maliyetler vardır. Firmanın büyüklüğüne gideceği pazara göre fiyatlar vardır. Orada kendisine verilen bütçeyle en iyi fiyatlandırmayı yapmaya çalışır. Bu ticari pazarlamanın işidir. Sadece işi fiyatlandırma değil, aslında ticareti de yönetmeye çalışan ekiplerdir ticari pazarlama ekipleri. Rakipler kimler? Bunların analizini yaparlar. Pazarlamayla birlikte yaparlar bu analizleri. Bunlara fiyat anlamında nasıl cevap veririz? Hangi bölgelerde bunlara cevap vermek lazım gibi. Bazen hafif, bazen agresif aktiviteleri yapan birim ticari pazarlama birimidir. Yani ürün üretildi. Ticari pazarlama fiyatlandırmasını yapıyor. Sahadan geri bildirim alarak. Saha ekibi bunların satışını yapıyor. Her yere ürünlerini dağıtıyorsun. Satış ekibinin bir görevi de pazara gidiş modeli ne olursa olsun ürünlerin dağıtımını da yapmak. Yani ürün satıldı. Evet, o satılan ürün o noktaya nasıl gidecek? Yani toplu satış mı yapıyorsun? Keşenkeri'ye satış mı yapıyorsun? Ulusal kanala mı satış yapıyorsun? İndirim marketlere mi satış yapıyorsun? Hangi kanala satış yapıyorsun? Ve o satış yaptığın kanala o ürün nasıl gidecek? Bunların vadesi nasıl olacak falan filan. Bunlar hepsi satış ekibinin ticari pazarlamayla beraber oluşturduğu bir sistem bütünü. Buna pazara gidiş modeli deniyor genellikle. Bunların tamamını yaptın. E tamam, şimdi neyi bekliyorsun? Şimdi tüketicinin satın almasını bekliyorsun. O zaman işte, şimdi product'ı, price'ı geçmiş mi oldu? Aslında place'i de konuşmuş olduk. İşte bu dağıtım kanalı, pazara gidiş modeli, place'in konusu. Şimdi geldik işin promotion kısmına. Yani her yere koyduk. Ürünlerimiz marketlerde duruyor. Artık tüketicinin satın almasını bekliyorsun ya sen. İşte orada devreye promotion kısmı giriyor. Sundurma kısmı giriyor. Yani hem tüketicinin onu ilk defa denemesini sağlaman lazım. Sonrasında sürekli akılda kalmasını sağlıyor olman gerekiyor. Ki tüketici unutmasın. Ya unutulan ürün olur mu? Evet, olur. Öyle olmasa Coca-Cola, Pepsi gibi büyük firmalar sürekli reklam yapıyor olmazlar. Reklam bu işin olmazsa olmazı. Dolayısıyla biz pazarlamanın 4P'si dediğimiz mevzuyu, hadiseyi reklamla noktalamış olduk. Öyle ama ben bir şey daha söylemek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi ürün, peki çikolata ürettin. Üretim devreye girdi. Ticari pazarlama fiyatlandırdı. Konumlandırmayı yaptın. Promotion yapıyorsun ama çikolata güzel değilse ne olacak? Yani. Tabii ki. Yani, bunların hepsi bir araya gelse tabii. Ne olur? Tutundurma kısmında şunu da atlamayalım. Yani pazarlama ekibinin işi sadece reklam yapmak değildir. Ürün çıkmadan tüketici analizleri, tüketici testleri yapılır. Testler yapılır. Onu diyecektim. Mesela Sen şey biliyor musun? Gaziantep'teki fıstık araştırma merkezini. Onu bilmiyorum. Gaziantep'te fıstık araştırma merkezi var mesela. Doğrudur. Ben muhtemelen oradaki arkadaşların hani alınmasını orada oturup bu fıstık da iyiymiş falan diye yediklerini düşünüyorum yani. Olabilir tabii ki. Ya bu tadım testlerinde Yani bir kere mesela ürün kalite testlerinde tadım çok önemlidir. Ürün tamam bitti, harika oldu, tüketici testleri de yapıldı deyip hemen sahaya sürülmez. Hatta satış ekibine, patrona kadar ürünler test ettirilir, tadına baktırılır. Çünkü mesela o kör testler esnasında şöyle sorular da var. İşte bu ürünü satın alır mısın? Bu ürüne 1 lira verir misin? 5 lira verir misin? Gibi sorular var. Bu ürünü sevdiklerine tavsiye eder misin? Tabii. Şimdi o tadımı yapmış, karşısındaki ayıp olmasın diye ya evet çok güzel olmuş diyen tüketiciler maalesef oluyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu delist ettiğimiz ürünlerden biliyoruz. Dolayısıyla sadece tüketici testleriyle kalmayız. İşin uzmanı, bu işten anlayan, fikrine güvenilir insanlara da sorulur tabii ki. Bu şey gibi şarap uzmanları var ya böyle, çevirip koklar içer falan, onlar gibi insanlar var mı bu
ya sektöründe. Öyle düşünme. Hani ya ben çikolatanın uzmanıyım, tadından çok iyi anlarım, ısırayım yiyeyim değil. Çünkü aslında, bu bir damak tadı bir yerde değil mi aslında? Aslında sadece lezzet değil. Yani inovatif olması da önemli. Yani belki ürün çocuklara hitap ediyor. Hmm. İçinden bir oyuncak çıkıyor olması bir inovasyon. Yani burada sadece tadı lezzeti de değil. Yani burada oturulur. Herkes düşüncesini söyler. Evet bunu çocuk talep edebilir. Bunu kız çocukları alır, erkek çocukları almaz. Bunun lezzetinde işte bir mayhoşluk var. Ya da mesela ya işte biz şöyle bir çikolata yaptık ama şu anda trend karamelli ya da mesela kırmızı meyveli ürünler çok tercih ediliyor. İşte biz bunun ahududulusunu mu yapsak? Bitlerini yapsak falan. Bunlar böyle oturulup konuşuluyor zaten. Hı hı. Ondan sonra ortaya bir ürün çıkıyor. Çoğunluğun fikir birliğine vardığı bir ürün zaten kolay kolay piyasaya sürülmüyor. Çünkü büyük bir risk. Çünkü onun bir yatırımını yapıyorsun. Bir hat kuruluyor. İşte makineler kuruluyor falan filan. Kolay kolay zaten firmalar paralarını çöpe atmak üzere. Kimse istemez. Tabii tabii. Yani o yüzden bunların araştırması detaylı yapılıyor. Bir de sen reklam dedin. Evet. Şey aklıma geldi. Hem dediğin gibi reklamları beğenme mevzusu, bir de çok etkili reklamlar ben hatırlıyorum. Mesela Kola Turka reklamını hatırlıyorum ben mesela. Evet, Kola Turka reklamı çıktığında şey hatırlıyor musun? Da başını dum. Tabii, yani tabii. Bizim Chevy Chase miydi? Evet evet, öyle Amerikalı aktör. Yani Türkiye'de bilinen bir aktör oynamıştı ve şunu hatırlıyorum. Marketlerde, bakkallarda biz uzun süre Kola Turka bulamamıştık. Tabii. Yani etkisi çok yüksekti. Evet öyleydi. Yani etkili. Sergen'den falan bahsediyordu, hatırlıyor musun o reklamı? Doğru doğru, Sergen'den bahsettiği yerler vardı. Reklam çok böyle bize dokunur bir reklamdı. Kovboy şapkasıyla, Amerikan aksanıyla, hatta İngilizce konuşan birilerinin zaten strateji oydu. Hani Amerikan markası olarak bilinen kola ürünlerinin bizim çok iyi üretmemiz ve onların tercih ediyor olması çok bence parlak bir fikirdi. Yani bu zaten benim fikrim değil sadece. Ürün de o dönem çok başarılı olmuştu. Evet reklam. Gerçekten öyleydi. Ya ben mesela şeyi hatırlıyorum, o çok güzeldi. Mahmut Tuncer'in halaylı bir reklamı vardı. Eti eti pop kek ya da top kek. Bence de çok iyiydi. Orada işte halay çeker misin, çeker misin? Ama o şey çok doğru. Yani diyor ya işte düğünlerimizde işte ne olursa olsun bu düğün halayla biter arkadaş. Ha, işte. Doğru, yani doğru, hani. Dünyanın en şık, en klas düğününe bile gitseniz bir yerde kırılma olur ve halaya geçilir. Ay yok yok, ben halay çekemem. Çekemem ben halay. Ay lütfen. Kekimi ye, beni yeme. Çekersin. Peki nasıl çekersin? Mesela lorke. Avuç içleri birbirine değecek şekilde el ele tutuşulur. Ve kollar öne geriye sallanır. Sağ ayakla başlayarak oluşturulacak olan dairenin içine doğru iki adım atılır. Sonra çift ayak yere basılır. Sol ayak öne atılır. Sağ ayak onu hınzırca takip eder. Çok Ankara böyle kokteyl misket havasıyla başlar. Tabii. Böyle. Çok şıkır şıkır böyle şık insanlar falan böyle gelmiş. O halay çekilecek. Evet. Ankara misket oynanır, halay çekilir yani. Bir de şu var ya, hani yeni çıktı ya, onu ben şaşırıyorum, yapamıyorum. Damat şeyi alayım mı diyorlar, ne diyorlar ona da. Bir de yasaklı reklamlar var. Televizyonda değil de sadece internet üzerinde yayınlanan. Biraz daha işte rakibine atıfta bulunan. Evet evet. İşte tabii, vesaire tabii. Gibi böyle. O rakibin atıfta bulunanların çok örneği var. Çok güzel örneği var. Bir de yurt dışında bildiğim kadarıyla sadece internet değil o. Hani televizyonda falan da yayınlanabiliyor. Pepsi Cola reklamları. Mesela o hatırlıyor musun? Çocuk makineye para atıyor. Tabii, işte Coca-Cola'nın, kolayı çıkarıyor. Kutu kolanın üstüne basıyor. Evet. Pepsi'ye basıp Pepsi içiyor. Tabii evet. Canım. Üstte onların üstüne basıp. Şey, buna örnek şey var. Kesin görmüşsündür. Audi'nin reklamı var. Anahtarlıkları asıyor böyle. Mercedes, BMW bilmem ne böyle anahtarlıkları asıyor. O anahtarlıkların halka kısmı Audi oluşturuyor. Evet. İşte bunların bir bütünüdür falan gibi. Ama da benim şey geldi. Yine bence markayı ön plana çıkartıp kulaklara böyle, yani akıllara pelesenk, hani dillere pelesenk olur ama akıllara kazınan reklam şeydi. Tokay reklamıyla Derbi reklamları. Tokay, çakan çakar çakmaz, çakmaz, çakan çakmak. Ali de Sidero muydu tipin adı bilmiyorum. Onun böyle bir havası, böyle bir mahalle abisi falan. Diye böyle arkadan birileri geliyordu. Yani çakar çakmaz, çakan çakmak. Hani bu slogan bence, mesela ben sigara kullanmıyorum ama mesela çakmak alacak olsam hala Tokay benim aklımda mesela. Bence o anlamda markayı hatırlatması ve insanların zihnine kazıması anlamında bence başarılı. Bir de şey vardı. Ben o zaman çocukluk benim travmamdır bu. Ortaokul çağlarında falanım. Evet. Senin neden böyle olduğunu şimdi dinleyeceğiz galiba. Evet. Şimdi galiba. Dinle. Buradan açıklıyorum. Herkes dinlesin. Evde oturuyorum. O zaman yılbaşı. Yılbaşı günü de işte televizyonlar gündüzden başlayarak çeşitli programlar yayınlıyorlar. Bir şeyde kanalda İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapıyor. İstiklal Caddesi bilenler bilmeyenler için İstanbul'un Avrupa yakasında. Ben ise İstanbul
İstanbul'un Anadolu yakasında yaşayan bir genç bir çocuğum. O sırada diyor ki balerina cif reklamını ezbere söyleyene işte ev ya da araba bir şey veriyoruz diyorlar. Yani ciddi bir ödül yani, tamam mı? Balerina cif reklam müziği de böyle hem hızlı tekerleme gibi hem de uzun, tamam mı? İstiklal Caddesi'ne yürüyorlar, soruyorlar. Tabii kimse bilemiyor. Ama ben o sırada biliyorum Recep. Düşünebiliyor musun yani? E tabii kalkıp gidemiyorum. Nasıl gideyim yani? Ha, sen bunu radyodan falan mı yiyorsun? Televizyonda izliyorum canlı. Ben o sırada içim içimi yiyor ya. Ben biliyorum ama gidemiyorum. Senin şey mevzuların var ya böyle. Ve bir şey söyleyeceğim Recep. Ha. Ben o şarkıyı hala biliyorum. Şey mi? Balerina cifti benim adım. Aynen. Bakın bana bakın, ısınıp hemen temizlerim. Tabii, ben sizin temizlik bezinizeyim. Köşe bucak demem silerim. Mutfaktan başarım, uçarım, okşarım, yumuşarım. Sildiğim yerde toz izi bırakmam. Neşeyle kokar az zamanda. Uçarım, yetişirim her yere. İçini dışını, sağını solun. Her şeyin üstünü, banyonuzda her yeri. Yok sile artık geçerim. Bu kadar da sonunda değil. Kendimi de yıkarım. Adım balerina cift, temizlik bezinizim. Ya çocuklar zaten hani böyle reklamlar ezberliyor ya. Sen evet. Öyle bir travmam var. Sana şu var an diyecek benim bir şeyim yok. Evet maalesef. Travmam büyükmüş ama. Ama bir de senin şey mevzuların da vardı ya. Sen böyle radyoda, televizyonda böyle yarışmaları takip ederdin, katılırdın, arardın. Evet evet. Bisiklet kazanmıştın, bir şeyler olmuş. Bir gün üniversitedeyiz. Sibel'i hatırlıyorsun, arkadaşımız yurttan. Sibel'le böyle yemek yemiştik kafede. Sonra işte ben, hatta o yemişti. Ben yememiştim de belki. Sibel böyle bir Lipton Ice Tea içmişti. O zaman da işte çekiliş yapıyor. Dedim ki bunun dedim kodunu gönderecek misin dedim Sibel'e. Yo dedi. O zaman ben göndereyim dedim. Kopardım kapağını. Aldım, oradan mesajı gönderdim. Recep o kapağı o zaman Nintendo Wii çıktı. Gönderdiğim mesajı. Çok değerli bir şey. Çok o zaman çok değerliydi. Yani PlayStation kadar fiyatı vardı. Yani böyle kıymetli pahalı bir şeydi. Şey. Pahalı bir şeydi. Ve yani o bir tane kapaklı. Başka da mesaj göndermedim. O Sibel'in Lipton Ice sesinden gönderdiğini. Senin mi oldu? E tabii ki benim oldu. Ha, ben mi gönderdim ha, tamam. Oğlum yani lütfen. Yok hani Sibel ver paramı kardeşim falan yapmadım ya. Yok yapmadı. Zaten hani izin isteyip almıştı. Senin böyle ben bir sürü bir şey kazandım. Tabii tabii. Biliyorum. Radyodan işte bisiklet, kamera. Ya nasıl takip edebiliyorsun? Mesela oturup radyo mu dinliyordun? Nasıl? Tabii canım, ben hala radyo dinliyorum. Ha, arabada giderken falan. Tabii. Benim biliyorsun İstanbul'da yaşıyoruz. Benim ama günde hani ortalama 2,5-3 saatim yolda geçiyor. Dolayısıyla bolca radyo dinleme şansım bari oluyor. Bari arayayım katılayım diyorsun öyle mi? Bazı durumlarda niye olmasın, arıyorum, katılıyorum. İnteraktif bir insanım ben. Yo, biliyorum, çok iyi biliyorum. Merak etme. Yani radyo dinliyorsun, yarışmaya katılıyorsun, reklam izliyorsun. Ben mesela hiç dizi, film falan izleyemem. Hep bu, benim olayım bu. Çok fazla bu reklamlar izleniyor ki zaten yayınlanıyor. Mesela şey çok meşhurdur biliyorsun. Bu reklam verenler falan seni çok seviyorlardır. Şimdi yavaş yavaş hani reklam mecraları da kayıyor. İşte artık dijitale geçiyor falan filan dense de hala mesela Amerika'da bu Super Bowl reklamlarının etkisini mesela biz de burada oturup haberlerde izliyoruz. Geçen yıl benim bildiğim kadarıyla 170-180 milyon kişi o Amerikan futbolu turnuvası finalini izlemişler. Şimdi finalle çok güzel bir rakamlar vereyim ben sana. Bir reklamın 30 saniyesi ne kadardır sence, tahmin et? Birkaç milyon falan olabilir mi? Evet, 5 milyon dolar. Ve maç boyunca da yaklaşık 100 reklam yayınlanıyor. Yani 500 milyon dolarlık reklamlarda bile ciddi reyting oluyor. Hatta Amerikan halkı maçla birlikte reklamları da acaba ne reklamı çıkacak, bu reklam nasıl olacak diye bekliyor. Tabii reklamların tanıtımı daha önceden yayınlanıyor. Yani finali kaçırmayın, finalde yayınlanacak şu reklamımızda şu kişi oynuyor ya da sürpriz bir reklamımız var falan diye tabii tanıtımları yapıyor. Çünkü yani ciddi bir ekonomi. Yani 170-180 milyon insan... Ben bunu nasıl kaçırdım Recep? Ama yani ben reklamların gerçekten önemini bilen bir insanım. Çünkü her takipte gün işte ediyorsun takipte sen, ediyorum. Çünkü şöyle abi, hani market market, dükkan dükkan gezip işte yeni bir ürün çıkmış, nedir bu gibi görme şansımız olmuyor. Ya, çekirdek yeni çıktı, ben market market gezdim. Dolayısıyla ya. Ben şimdi bunları görüyorum. Ha, o zaman bu denenebilir, denenemez. Kendi kafamda bir muhakeme yapıyorum. Reklamları o yüzden seviyorum, izliyorum, takip ediyorum. Erdem, ben bu bölümde böyle sorular bölümü yapmak istemiyorum. Olur, uygundur benim için. Tamam, çünkü zaten çok uzat. Böyle değişik bir şey yapalım. Artık biz bize çok güzel konular açıyoruz, konuşuyoruz ama bazen de aramıza bir konuk alalım. Böyle... Aramıza mı alalım, kenara mı alalım, nasıl olsun? Kenara almıyorum, çok dışlanmış hisseder orta, kendini. Şuraya mı alalım? Tam ortaya alalım ki böyle... Sen biraz açıl böyle, ben evet, de biraz geri geleyim. Aynen. Tamam. O zaman ben sana soru sormuyorum. Tamam, bu bölümü böyle geçelim, ilerleyelim. Konuk gelirse bölümde. Konuklara soralım konuklara artık. Gelsin. Konuk biraz gelmez. Da konuklara sıkıştıralım. Sıkıştıralım ya. Taktırmadan onları böyle... Abi hatta ne yapalım biliyor musun, böyle çekmiyormuş gibi yapalım, çekelim diye. Bak durdu aklıma çok güzel bir şey. Başta ben bir imza alırım. Her türlü bunu yayınlama tabii, hakkı tabii. Sendedir diye. Sıkıştıralım. Oradan abi. Yürürüz. Bak ben sana söyleyeyim burada. Değil mi? Çok da etik olur. Abi işte bu biz buyuz. Gelir konuklarımız, otururlar. Belki faydalı bir şey söylemek isterler. Belki içlerinde bir şey... Herkesin faydalı bir şey söylemesine gerek var yok mı? Yok işte, belki işte içlerinde kalan bir şey vardır. Onu paylaşmak isterler. Belki bizim biz burada... Biz duymak istiyor muyuz? Bize burada miza... Tabii canım, ben duymak istiyorum. Ha, tamam. Belki burada miza yapmak isterler. Belki bizim konuştuklarımıza ya, biz ek yapmak isterler. Biz yapıyoruz kardeşim. Ama eğlenelim değil mi? Aynen. Eğlenelim tamam, abi olur. Böyle yani nedir? Kendi aramızda konuşuyoruz. İnsanlar kendine bir pay çıkarmak isteyen çıkartır.
Yoksa eğlenmek isteyen eğlenir. Senle beraber keyifli vakit geçiriyoruz. Burada da söylemek istediğimiz şeyleri söylüyoruz. Çok doğru söylüyorsun. Buraya gelen kişiler de aynı şeyi yaparlar. Mizah yapmak isteyen mizah yapar. Bilgi vermek isteyen bilgi verir. Biz de bunu illa yayınlayacağız diye bir şey yok. İstediğimiz yeri keseriz. Yani o bizim elimizde Recep aynen sonuçta. Aynen öyle. Benim elimde biliyorsun. Yani şey çok güzel olur aslında dediğin gibi. Yani buraya gelip bir sürü şey anlatıp ben sonra onu yayınlamazsam harika tabii, olmaz tabii mı? Tabii işte. Hakikaten. Bir de tarih veririz bak şu hafta şu deriz. Kesin izle yaparız böyle. Böyle girişte fotoğrafını koyarsın sen. Bak o güzel olur. Bir gün öyle yapalım. Sonra ben şey telefonumu da kapatırım. Değil mi? Arıyor arıyor ulaşamıyor. Ne oldu bizim? O kadar konuştum. Merak etme yapayım. Olacak. Haftaya bir daha bak. Böylece izlenme sayısını arttırırız. Sen yakınlarına haber ver. Herkes izlesin. Bak bu tutar Recep. Tamam. Bunu yapalım. Anlaştık çak. Gözünden yaş geldi. Mendil orada. Tamam.